Fransa'ya öğrenim amaçlı gelen gençlerle Fransa doğumlu Türk gençlerini sanatsal bir faaliyette bir araya getiren Sahne Tozu Sanat Topluluğu ile Paris'teyiz. Topluluğun üyeleriyle tiyatronun Türk kültürüne olan katkılarını ve çalışmalarını konuştuk. 4 sene Lyon'da gösteri sanatları eğitimi alan Sahne Tozu Sanat Topluluğu'nun oyun yönetmeni Ali Doğan Çamak, topluluğun kuruluşunu bizlerle paylaşıyor. Burada yaşayan Türk genellikle öğrencilerin veya gençlerin sosyalleşmesini sağlayacak bir çalışma olarak ortaya çıktık Sahne Tozu'yla. Eylül ayında bir toplantı yaptık. Toplantımıza yaklaşık 20 kişi geldi. Ben o toplantıda herkesten senenin sonuna kadar zaman ayırmasını istedim. Ciddi olarak, provalara katılmasını istedim. Ve sonradan katılım sayımız 12'ye 10'a düştü. Zaten bizim de belirlediğimiz oyun 10-12 kişilik bir oyundu. Şu anda gayet güzel gidiyor çalışmalarımız. Eylül ayından beri provalarımız devam ediyor. Nisan sonunda da oyunumuz sahneye konacak. Sahne Tozu Sanat Topluluğu'nun oyuncularının hem Fransalı Türklerden hem de Fransa'ya öğrenime gelmiş gençlerden oluştuğunu belirten Çamak, topluluğun çok iyi bir birliktelik oluşturduğunu ifade ediyor. İleri sürülüyor, belirtiliyor, ekleniyor, vurgulanıyor şeklinde konuşuluyor. Ama... Burada doğmuş, büyümüş, uzun süredir burada yaşayan arkadaşlarımız da var. Türkiye'den buraya okumak için gelmiş, bir sosyal aktivitede bulunmak isteyen arkadaşlarımız da var. Ve gerçekten çok güzel bir grup oluşturduk. Önceden belli kaygılarımız vardı. Yani sonuçta iki tarz insanın da yetiştirme tarzı aynı değil. Yani iki farklı kişinin de. Ama gerçekten çok çok iyi anlaştık. Ve tiyatro dışında da görüşüyoruz şu anda. Gerçekten yani oyundan çıkıyoruz. Hep beraber bir yerlere kahve içmeye gidiyoruz. Oyundan önce hep beraber yemeğe çıkıyoruz. Bazen birlikte sinemaya gidiyoruz. Yani çok çok güzel geçiyor. Çok harika bir topluluk oluşturduk. Bundan sonra da güzel projelere imza atacağımızı düşünüyoruz. Fransalı Türkler tarafından da oldukça iyi bilinen tarihi Jimnas Tiyatro Salonu'nda bulunduklarını belirten Çamak, Yılmaz Erdoğan'ın Kadınlık Bize Kalsın adlı oyununun çalıştıklarını söylüyor. Değerli konuklar, sayın seyirciler. Efendim, kadın güçlerine bakın. Düzenlemiş olduğu açık oturma hepiniz hoş geldiniz. Jimnas Tiyatrosu'nun son katındayız şu anda, 5. kat. Jimnas Tiyatrosu çok tarihi bir tiyatro. Burada yaşayan Türklerin de bildikleri bir tiyatro. Çünkü zamanında birçok konser, etkinlik için organizasyonlarda kullanılmış bir tiyatro. Yani seyircimizin de bildiği bir mekan aynı zamanda. Bunun dışında oyuncularımız için de tarihi bir yer olduğu için ayrı bir anlamı var. Biz Yılmaz Erdoğan'ın Kadınlık Bizde Kalsın isimli oyununa yoğunlaştık. Çağıralım tabii. Hatta istersen eş, dost, yakın akraba. Fransa'ya öğrenim amaçlı gelmiş olan topluluğun oyuncularından Özge Demirhan, Paris'te bir Türk tiyatro grubu ile birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ediyor. Sakın sakın çalmayın, öldürün hepinizi. Ha. Ben hiç hayal etmiyordum. Çok büyük bir fırsat olarak görüyorum. İlk başta Paris'e geldiğimde kesinlikle bir kültür şehri ama kendi tiyatro çok dile dayalı. Kendi dilinizi kullanamadığınızda çok kısıtlı hissediyorsunuz. Yani ben burada doğup büyümedim. Üniversitede Fransızca eğitimi aldım. Tiyatro bedeni kullanıyorsunuz. Ayrıca dili kullanıyorsunuz. En büyük enstrümanlardan biri. Çok fazla kısıtlıyor. Biz bu imkanı sağlayan insanlara kesinlikle çok teşekkür etmek istiyorum. Kesinlikle çok şanslı hissediyorum. Hiç böyle bir imkanı beklemiyordum. Haftada iki gün provalarının olduğunu söyleyen Özge Demirhan, Sahne Tozu Sanat Topluluğu ile iyi bir arkadaşlık ortamlarının oluştuğunu anlatıyor. Haftada iki gün buluşma saatimiz var. Gelip sabit randevularımız var. Hani bunu dediğim gibi tiyatroyla bir buluşma noktası olarak görüyorum. Ayrıca arkadaşlarımla da buluşma noktası olarak görüyorum. Hani sadece dediğim gibi geliyorum burada tiyatro yapıyorum gibi bir kazanımın ötesinde arkadaşlarımla buluşuyorum noktasında benim için. Sahne Tozu Sanat Topluluğu'nu oluştururken insanların tiyatro ve merakları üzerine yoğunlaştıklarını belirten Çamak, gençlere sosyal yaşamlarında bir şeyler kazandırmayı hedef aldıklarını söylüyor. Biz şimdi en başta bu topluluğu kurarken Paris'te insanların tiyatroya olan meraklarının üzerinde yoğunlaşmak istedik. Birçok insanın tiyatroya merakı var. Tiyatroya önceden gitmişler veya çocukken okulda veya dışarıda tiyatro yapmışlar. Ama daha sonradan bırakmışlar. Biz insanların içerisindeki o tiyatro sevgisini yeniden
sahneye koymak için ortaya çıktık. Birçok tiyatro yapmamış olan arkadaşımıza da tiyatro öğretmek için ortaya çıktık. Zaten en başta bir oyunu sahnelemek yoktu amaçlarımız arasında. Tiyatro öğrenmek, insanlara tiyatro öğretmek, tiyatro vesilesiyle insanları halk arasındaki sosyal yaşantısında insanlara bir şeyler kazandırmayı hedef aldık. 9 yaşından beri Paris'te yaşayan Gökmen Olcay, iletişim alanında oldukça ilerleme sarf ettiğini ifade ediyor. Bayağı kazanç, yani nasıl diyeyim, iletişim konusunda bile Türkçemde bu gruba katıldığımdan beri bayağı bir ilerleme sarf ettim. Yani tekst okuyarak, hayreten böyle çalışmalarda. Yani, çünkü genelde bizim bildiğimiz Türkçe televizyonlardan kalan, yani küçük dizilerden, şuradan buradan kalan bir Türkçe olarak kalıyor. O açıdan onu ilerletmek açısından iyiydi. Bir de nasıl diyelim, değişik bir deney oyunculuk hakkında. Türklüğümüzü unutmamak açısından böyle aktivitelere katılmamız gerekir bence. Tiyatronun insanın gelişimindeki yerine değinen Çamak, sahne tozu sanat topluluğunu daha da geliştirerek Paris'te bir Türkçe tiyatro okulu açmayı hedeflediklerini anlatıyor. Grubu daha ileriye götürüp bir Türkçe tiyatro okuluna çevirebiliriz. Gençler eğer kendilerini geliştirmek istiyorlarsa, hayata başka bir bakış açısı yakalamak istiyorlarsa tiyatroya gönül versinler. En azından tiyatro yapmak istemiyorlarsa da tiyatroya gitsinler, bir şekilde desteklesinler tiyatroyu. Lüksemburg'da büyümüş ve Paris'te eğitim amaçlı bulunan Neşen Ertan, Türkçe tiyatro oynamak istediği için sahne tozu sanat topluluğuna katıldığını söylüyor. Ben zaten daha önceden de ilk seneden beri geldiğimden beri Türk arkadaşlarım çok vardı burada ama daha önce ilk sene üniversitede bir gruba girmiştim tiyatroda ama Fransız grubuydu, daha farklıydı. Fransızca tekstler okunuyordu ve böyle bir şeyi hem Türkçe tiyatro yapmak istediğim için seçtim. Hem de daha yeni insanlar tanıyıp birlikte çalışmak, Türkçe bir oyun oynamak ve de dediğim gibi sevdiğim bir yazarın oyununu oynamak için katıldım. Fransa doğumlu Fırat Değer, sahne tozu sanat topluluğu ile Fransa'da Türk kültürüne ve tarihine dair bilmediği şeyleri arkadaşlarının sayesinde öğrenebildiğini söylüyor. Çok şey öğreniyorum mesela. Mesela oyunda da olsun, yani Yılmaz Erdoğan yazdığı bir oyun. Mesela ben Fatih Sultan Mehmet'i oynuyorum. Ve duydum da pek fazla bir şey bilmiyorum çünkü biz Fransa'daki öğrettikleri derslerde işte Türkiye tarihinden bahsetmiyorlar ve oyunun sayesinde bazı şeyler öğrendim. Arkadaşlar işte ben onlara soruyorum, ya bu böyle yazıyor da Fatih Sultan böyle diyor da ne demek istiyor anlamıyorum, onlar da anlatıyorlar işte çok bilgiler değiştiriyoruz birbirimizle, ben onlara bir şeyler öğretiyorum Fransa'dan. Fransa tarihinde onlar bana öğretiyorlar böyle. Fransa'daki Türk ailelerinin sanat bölümlerini okumak isteyen çocuklarına baskı yaptıklarını söyleyen Fırat Değer, kendisi gibi gençlere hangi bölümü okumak istiyorlarsa o bölümü okusunlar diyor. Biz Fransa'da doğan büyüyen çocuklar genelde, bunu söylüyorum da yanlış anlaşılmasın, genelde biz hani sanat okuyacağım derken aileler yok canım daha ne, doktorluk falan okur falan, Fransa'da büyüdük, Fransa'da şey yaptık. Biraz karşı çıkıyorlar. Benim ailem de hani bu sanata gidiyor, bu kaytarmak istiyor. Çünkü ben tıp okumuştum bir aralar ve sinemaya gidince de bu hani zorluktan kaçıyor diye ve kızdılar bana. Halbuki değil yani, şimdi anladılar yani. Yani şunu söylemek istiyorum, şu gençlerimize ne istiyorlarsa, ne hissediyorlarsa yapsınlar. O yani o yola doğru gitsinler. Neşem Ertan, Türk tiyatro grubu ve arkadaşlarıyla birlikte hem aynı kültürü paylaşıp hem de Türkçesini muhafaza edebildiği için toplulukla birlikte olmaktan çok memnun olduğunu ifade ediyor. Birlikte buluşuyoruz arada. İşte birlikte Türk yemekleri olsun, başka Türk müzikleri dinleyeceğimiz bir yerlere gitmek. Yani bu güzel bir şey çünkü sonuçta burada sürekli bir Fransız ortamındayız. Bir de lisanımızı muhafaza etmek açısından da güzel bir şey. Bizim kendi sanatımıza, sanatçılarımıza da hem sahip çıkılması, bunu buradaki gençlerin de tanıması, işte farklı kitaplarımızın, yazarlarımızın, yani evet Fransa'nın da kültürü çok geniş ama bizim de çok derin bir kültürümüz olduğunu unutmamak gerekiyor. Fransa'daki Türk gençlerinin tiyatro gibi sanatın önemli bir dalında faaliyet göstermeleriyle kültürel alışverişte bulunmalarını takdir ediyoruz.